Ayşehan Sarp, genel müdürlük yapıyorum TCC Plus İletişim Danışmanlığı şirketinde. İletişim danışmanlığı markalara yıllık iletişim stratejileri hazırlayıp ihtiyaçlarına binaen PR ve etkinlik pazarlaması hizmetlerini ifa ediyoruz TCC'de. Markalara marka check-up'ları yapıyoruz. Pazarlama iletişimine duydukları ihtiyaç kapsamında yıl içinde yaptıkları her tür etkinliği üstleniyoruz. Kurumsal etkinlikler, tasarım etkinlikler ve klasik PR şirketleri gibi aylık PR hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Çok fazla sektörle ve çok fazla bilgiyle donanabiliyor olmak bu vesileyle. Normalde arayıp da kendinizin bulamayacağı veya ihtiyaç duyduğunuzun bile farkında olmadığınız çok ilginç bilgiler değişik değişik sektörler üzerinden size akıyor. Eğer biraz meraklı ve öğrenmeye açık bir yapınız varsa ki iletişimci olmanın ilk gereği zaten bu kadar farklı alandan farklı bilgi çok zevkli oluyor bunları edinmek. Yaptığımız işin en zor yanı Türkiye'nin baktığımız zaman KOBİ ekonomisi üzerinde yükselen bir ülke olması vesilesiyle hala global pazara uygun marka yaratma mevzunu çok ciddiye almayan bir ülke olması. Yani pazarlama iletişimi şirketlerin en kolay vazgeçebilecekleri, bütçelerinden en kolay çıkarabilecekleri kalem olarak duruyor hala. Ondan sonra da hep birlikte oturup konuşuyoruz niçin bizim ülkemizden bir dünya markası çıkmıyor diye. Ne yazık ki en bizim için sıkıcı tarafı vazgeçilebilir olduğumuzu bilmek diyebilirim. Eğitimim filoloji, Amerikan kültürü ve edebiyatı okudum. Yanı sıra İngiliz dili ve edebiyat dersleri de aldım. Yapabilir. Az önce söylediğim gibi iletişim sektörünün ilk gereği hayata karşı meraklı bir kişilik yapısına sahip olmak. Eğer meraklıysanız ve bilginin peşinden gitmeyi seviyorsanız, gerçeğin peşinden gitmeyi seviyorsanız, araştırmayı seviyorsanız, sosyolojiyi seviyorsanız mutlaka iletişimci olursunuz, alabilirsiniz. Hiçbir problem yok okuduğumuz alanlarda. Ama ben herkese aynı şeyi tavsiye ediyorum. İletişimci olmak isteyen herkes ne okursa okusun mutlaka üstüne sosyoloji master'ı yapsın diyorum. Seyahat etme geleneğini hiç yani gelenekselleştirip seyahat mevzunu hayatımda hiç bırakmamak. Daha erken yaşta çok daha fazla kültürle karşılaşmak. Bunun önemli olduğuna inanıyorum. Dünya vatandaşı olmanın iletişim sektöründe çalışırken en değerli know-how olduğunu düşünüyorum. Hakeza manen tatmin konusundan kopmamak iş hayatının içinde ve bu vesileyle kitap okumaya daha fazla vakit ayırmak. İyi bir kitap okuyucusu olmama rağmen eğer gençken biraz daha fazla olmazsa olmaz konumuna koysaydım kitap okumayı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Eksikliğini hissediyorum. Yeteri kadar değil şu anda hayatımda. Onun dışında da bardağı pozitif tarafından görme mevzunun hayatta hangi meslekle ilgili olursa olsun Türkiye söz konusu olduğunda başarıya insanı götüren çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemiz genelde iş camiaları ve içinde var olurken çok çabuk demoralize olup depresyona çok meyilli yapılarımız var Türkiye insanı olarak. Oysa ki başarı her zaman bardağı dolu tarafından görmeyi becermek ya da en azından o insanlarla bir arada yani daha pozitif bakanlarla bir arada olmayı gerektiriyor veya ortamı sizin pozitif yapmanızı gerektiriyor.
yazar olurdum. Çok küçük yaşlardan beri yazıyorum zaten. İletişim sektörüyle ilgili durumum hem yazılı hem sözlü. Dergi yazarlığı yaptım uzunca bir süre ve denemeler, anlatılar yazdım. Bunları toparlayıp bir kitap yayınlamayı düşünüyorum.